O toklav torbaları yeterince var değil mi? Var Toprak Bey. Güzel. Ultraviyoleler de doğru derecelerinde. Evet efendim. Tavırlara bak, tavırlara. Bir şey mi söylediniz Gonca Hanım? Yok, şey diyecektim ben. Raporlamaları ne kadar da bir yapıyorsunuz? Her gün. Her gün yapıyorsunuz. Ya ideal olanla üretilen birbirine tutmazsa ne yapıyorsunuz? Bu tarz sorunları düzeltebilmek için ayrıca ne kadar zaman gerekiyor? Yani iş planına göre artı eksi kaç gün ayarlıyorsunuz? Biz de burada çalışmaya çalışıyoruz. Böyle sürekli ahiret sualleri sorarsanız nasıl işimize konsantre olacağız? Onu bilemem. Kusura bakmayın böyle. Peki şimdi 3 tır depodan çıktı desek. Tek seferde kaç tüp krem teslim etmiş oluyoruz? O ürün teslim bölümüyle ilgili Gonca Hanım. Hı. Peki ürün teslimiyle laboratuvarımızın koordinasyonu ne durumda? Eş güdümle çalışabiliyor muyuz? Hayır, sen bunların cevaplarını öğrenip ne yapacaksın acaba? Bunlar senin işinle ilgili değil ki. Fabrikada bunların her biriyle ilgili ayrı ayrı birimler var. Ayrıca zaten cevaplarını da laborantlardan alamazsın. Saçma sapan sorularınla insanları kıvrandırıp durma. Sana cevap vermeye çalışıyorlar, sus da diyemiyorlar. Bırak işlerini yapsınlar. Soru sormadan hiçbir şey öğrenemezsin Toprak Bey. Gonca, burası bir fabrika, antik Yunan felsefe okulu değil. Basit bir matematiği var, herkesin bir görevi var. İşimizi yaparız, teslim ederiz, para kazanırız. Sen şu an herkesin vaktini çalıyorsun, işleri aksatıyorsun. Sana ne ya? Sana mı soruyorum ben? Arkadaşlara soruyorum. Cevap vermek istemezlerse de vermezler yani. Hem ben burada şimdi soru sordum diye şirket iflas mı edecek? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Benden daha iyi oldun mu? Onun ispatı var zaten. CV'me bakabilirsin istersen. Ha, sen şimdi gidip çaycıya falan sorarsın. Ben onu da öğreteyim sana. Çalışanların CV'leri insan kaynaklarında. O da birinci katta. Sen daha dur. Kolay gelsin. Gonca Hanım nereye? Alternatif formüller ve gramajları inceliyorduk. Ben odaya gidiyorum. Kaçacak halim yok ya. Gonca bak, kırıcı konuşmak ya da yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama iş bilgisi kadar iş hayatı bilgisi de önemlidir. Tamam mı? Sen bu kapıdan girdikten sonra senin duyguların dışarıda kalacak. Öyle ruh halin el vermedi diye işin ortasında çıkıp gidemezsin. Robot muyum ben? Hayır. Ama acemisin ve kabullenmiyorsun. Bak, buradaki herkesin aynı anda kafası atsa, biri tuvalete gitse, öbürü hava almaya çıksa, kimsenin olmadığı o 5 dakikada bu şirket ne kadar büyük zarar eder sen biliyor musun? Haklı olacağım diye bir düşünsene, şu şunu yapsa, bilmem ne, birden şey olsa falan. Bana bak, bir tek senin duyguların yok. Buradaki herkes insan. Herkesin bir derdi var, herkesin bir meselesi var. Senin bu yaptığına şımarıklık denir. Bence sen burada çalışma işini ve bu ortaklık mevzunu bir daha düşün istersen. Ha, bu arada beni yanlış anlama. Aramızdaki mevzudan ötürü falan söylemiyorum. Senin gibileri ben daha önce çok gördüm. Öngörüyorum diyelim. Sana yardım ediyorum. Bu kafayla senin burada çalışman biraz zor. Atabey'mişim demek ha? Al sana Atabey.